Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar Süleyman kardeşimizin hesabındayız 19.000 TL değerinde bir kadrosu var aklınızda bulunsun İlgilenenler ilgilenenler Instagram Serdar Cosar yani benle irtibata geçebilirler 19.000 TL'ye satışa çıkarıyor kadrosunu bakalım nasıl bir kadroymuş iyi miymiş kötü müymüş 2025 yılı e, futbol 2025 geldikten sonra açıkçası hani kadroların değerleri biraz daha arttı tabii ki de çünkü oyuncular sıfırlanmıyor ne olacağını kimse bir bilmiyordu. Artık tabii ki de herkes ne olacağını biliyor. Oyuncular silinmedi. Güçlü oyuncular yavaş yavaş geliyor. Yok işte öyle iyi oyuncular falan gelecek derken hala gelen yeni Neymar Messi paketlere bakıyorsun. Eskilerden çok bir farkı yok. O yüzden sanki yavaş yavaş reytingler yükselecek. O yüzden eldeki kadrolar da şu an için eğer son dönemlerde futbolun son dönemlerinde 24'ün son dönemlerinde top açılımı yaptıysanız kadronuz aslında hiç olmamış durumda gibi duruyor. Gelin isterseniz kadro kurmaya geçelim. Chabi var. Menajer değiştir dediğimde Scaloni'yi almış. Chabi zaten söylemiştik. Döşamp var. E, Stojkovic ve Southgate. Toplam 5 tane bostu menajer var. Gördüğünüz gibi 9 milyon da GPC olduğu görünüyor. Bu hesapta 187 coins'i varmış. Ben iOS'tan giriyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi kaleciyle başlayacağız. Oyunun en top kalecileri Oliver Kahn, Peter Che. onun dışında Casillas, Donnarumma, Livokovic olmak kaydıyla toplam 5 tane boslu menajer var. E açıkçası destansı 5 menajerin olması çok büyük bir artı. Oliver Kahn'ı bu arada çıkarmış. Oliver Kahn'ın gördüğünüz gibi Diğer Boston'u daha basmamış. Daha o basıldığında bu Oliver Kahn 104'e rahat çıkıyor değil mi? 104 ya da 105 mi oluyor? Bilenler yorumlara yazsınlar. Casillas var, Donnarumma var, Peter Cech var, Livakovic var. Bunlar yedekte kalanlar. Gördüğünüz gibi şu an kaleci olarak yeterli. 103 olduğuna bakmayın zaten 103'ün üzerine çıkacaktır. Bir başka ekstra e, bost verdiğinizde stoper hattına bu arada iki stoper olarak bırakmış. Biz bu şekilde bir de bekli falan da nasıl oynanır ya da bekli oynandığında bir problem olur mu olmaz mı bunları da bir kontrol edeceğiz. Virgil van Dijk'ı gördüm. Virgil van Dijk oyunun en sağlam stoperlerinden kesinlikle bir tanesi. Guardiol var, Maldini var ki Maldini de hem sol bek hem de stoper oynayabiliyor bildiğiniz gibi. E, hani olur da e sporcular gibi 3 stoper bir bek ya da 2 e, bekle de oynasanız defansif vererek 4 4 tane kalıplı oyuncuyu da geride tutabilme imkanınız olabilir. Çünkü Van de Ven var gördüğünüz gibi. Costa Kurta var hem solda hem sağda oynayabilen defansif bir oyuncu. Guardiol keza öyle. Maldini öyle. Baya hani birçok mevkide oynayabilen oyuncu var. Bu arada stoperde bunu açıkçası çok fazla gözden kaçırdığımız söyleyebilirim. Kalorifer bilmiyorum ne kadar iyidir ama şöyle bir hızına hızlanmasına bakayım bunu da çıkarmış yani çok fazla gözüme batma, batma yani batmamasının sebebi hız ve hızlanmasının çok üst düzey olmamasındandır. Şimdi sağ bek ve sol bek yok kanatta oynayacağız ama sağ bek ve sol bekleri değerlendirdiğimizde şöyle baktığımızda yeterince sağ beki de sol beki de var. 4 defans da oynanabilir. Beşli bile oynanabilecek 3 stopere sağlam 3 stoperi var. Van de Ven işte Puyol var. Bence Van de Ven çok daha sağlam bir oyuncu. Şimdi geldik çıktık yukarı. Bu arada defansif orta sahalarda gördüğünüz gibi bayağı iyi. Makaleri, Pirlo ve Veron Üçü de biliyorsunuz ki 103 rating oluyor teknik direktör Bostu ile birlikte hatta şöyle Makalli'yi gelip buraya aldığımızda Pirlo'yu buraya alıp Veron'u da gelip Veron biliyorsunuz orta sahanın her yerinde Göbek orta saha, ofansif orta saha ve defansif orta saha olmak kaydıyla oynayabiliyor. Sanırım kanatlarda oynayamıyordu. Düz oynayabiliyor. Bir tane pozisyon eğer sol kanada verirseniz sol kanatta yeşil olacak ve sol kanatta oynayabilecek ama sol kanatta çok fazla işe yarayacağını sanmıyorum. Yani özellikle orta bölgelerde çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Defansif orta da bu arada Guardiola'yı da almış gördüğünüz gibi paketten. Belletti var çıktım yukarı. Robson'u fullememiş bile. Scholes var, Valverde var, Frank Lampard var. Gördüğünüz gibi Gareth Bale var. Gareth Bale kanat oynayabiliyor mu? Gareth Bale'in biliyorsunuz pike yapan ortası var. Önemli bir detay. Deco var. Decoyu gelip şu şekilde alıp 104 rating yapabiliyoruz. İkinci bostu Deco'ya basmış mesela gördüğünüz gibi. E, Valverde Skolsu söylemiş. Skolsu zaten kadrodan yeni çıkardı. David Beckham var. Eğer ki özellikle orta kafa oynamak isteyenler için David Beckham önemli bir artı tabii ki de kaliteli ortalar açabiliyor. Gerit de pike yapan ortası olduğu için kanatlardan iyi gelinebiliyor açıkçası bu dizilişte ve bu oyuncu portföyüyle. Foden var, Bernardo Silva var. Bu arada Olise diye sanıyorum ki. Olise hemen baktığımızda Olise'in de biliyorsunuz ki bomba şutu var arkadaşlar. Oyuna son gelen bombacılardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi bir bomba oyuncu da var. İsterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Ratingi tabi diğer oyunculara göre biraz düşük. Burada Foden da var. Foden da bombacı. Gelip Foden'ı da 103 ratingde buraya alabilirsiniz değinmeden edemeyeceğim Arda Güler var önemlidir. Türkiye kartı gelmiş. Ribery'i çıkarmış daha doğrusu Ribery'i almış diyelim etkinliklerden. Dibala var. Dani Olma var ki bana göre kesinlikle Dani Olma da kadroda olması gereken sağlam oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Dani Olma'nın Simons Kaka var gördüğünüz gibi. Yani Gutiler falan bunlar çok değil ama Hunus yeni gelen Hunus'u çıkarmış mesela gördüğünüz gibi. Yeni gelen Hunus Burada oynayabiliyor mu? 103 oluyor bakın gördüğünüz gibi orada. Fodun burada da oynayabildiği için böyle de yapılabilir. Maradona var, 104 olacaktır diye tahmin ediyorum. Maradona 104 oluyor. Maradona 104 oluyorsa ilk 11'i kurarken şimdi şey yapacağız. Diğer oyuncuları da belki değiştirebiliriz. Totti var, Xavi var gördüğünüz gibi. Ee, aa, Zico var, Platini var. Şöyle de yapılabilir. Şimdi bunlar 103 ama şu şekilde yapılarak şöyle getirerek Biraz daha göbekten gelecek şekilde Bellingham 106 oluyor. Hemen şöyle Platini 104 oluyor. Geldim şöyle bastım. Şuraya da Zico'yu aldım ve şöyle yaptığım durumunda 104 oluyor. Gördüğünüz gibi ileri hattı bir anda canavar hale getirdim bu arada. Gördüğünüz gibi Bellingham 106, Maradona 104, Platini 104, Zico 104. Bu arada Platini'ye değinmek gerekiyor. Platini'yi çok fazla çıkaran kişi olmuştu ama oynatmıyor birçok kişi. Ben karşı rakiplerdeki kadrolarda da görmüyorum. Açıkçası Platin'den Zico kadar memnun kalınmadı gibi geliyor. Kısa oyuncuları her zaman dediğim gibi ya bu Maradona'da mesela çok aşırı kullanılmıyor. Kısa oyuncular, çelimsiz oyuncular ancak Messi kadar iyi olması lazım. 106 Messi kadar mesela iyi olması lazım. Yoksa gerçekten oynatılması zor oluyor. Zaten fiziki açıdan bir problemleri oluyor kısa böyle olmaları. Yani çift vuruş falan yapacağın zaman bacaklar kısa olduğu için çok kısa falan yapıyor. O yüzden de aslında biraz daha kalıplı oyunculara oyun bizim gibi player'lar tercih ediyor. Ama yani olacaksa da kısa Messi gibi olacak abi. 106'lık Messi gibi olacak yani. Ronaldinho da var. Çok güzel. Ronaldinho'yu da gelip şuraya alabilirim. 105 rating bayağı bu arada ileri hattı. Uber yaptık. Yani Türk Hava Yolları oldu gerçekten. Saka var. Saka'yı sol bek de oynatabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bek adamı olarak da kullanabilirsiniz. Açıklarda da kanatta da oynuyor. Julie ikinci bostu basmamış gördüğünüz gibi. Juli de var. Griezmann 105. Dostlar şöyle yapacağım. Şunu Go burada yaptığımda bunu da şöyle 105. Oha hakikaten o Cruyff da 104 oluyor. Çok iyi. Del Piero var bombacı. David Fia'yı almış gördüğünüz gibi e, Romario var, Roberto Baggio var, e, file yırtan Robert, şey, Ronaldo var çok önemli. Roy Makay'ı almış, Filippo Inzaghi var. Abi biz hangi birini oynatacağız ki bunların? Bunlardan göbek ortası oynayan var mı acaba? Hani pozisyon falan basmış olup. 105-105 mecbur halantı geleceğim buraya alacağım. Yani Biraz saçma olacak ama şöyle yapıp Şöyle yapabilirim. 105 halantı almamak olmaz. Aynı zamanda Lionel Messi var. Abi ileri hattı nasıl ben şey yapacağımı şaşırdım ya. 106'yı aldım. Latora Martinez de 104 oluyor. Mbappe de 104 oluyor. Tamamdır. Dostlar gerçekten inanılmaz ötesi bir kadro. Hakikaten 19 bine bunların hepsini çıkarmak mümkün değil. Gördüğünüz gibi şu anda 2068 ilk 11 kolektif güç. Birazcık taktiğimiz tabi biraz sıkıntılı diyebilirim. Çünkü hani normal oynarken belki problem yaşanabilecek ama. Ulan zaten ne olacak böyle bir kadron varsa defans değil de hücum yap yani böyle oynanır. Ee, ama tabii ki de 4'lü defans 5'li defans da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Dostlar Mbappe'yi alacağım. Yani yedeklerde de bayağı 104 koyabileceğimiz bir adam var. Kantona yoktu galiba hesapta. Şeyden diyorum çünkü bazen 104 olduğunu unutuyoruz Kantona'nın. Şöyle geldim aldım. 4 tane 104'ü yapıştırdım. Şöyle aldım. Vinicius da 103 oluyor. Vinicius 103 ama benim için 106 arkadaşlar. Yani gerçekten Vinicius'un olması. Makalele. A Romario kaç oluyordu? Bir dakika. Romario 103. Evet geri kalanlar 104 olan yok ama 103 hepsi zaten 103'ü rahatlıkla bulabiliyoruz. Şöyle aldığımızda bir de Pirlo'yu alalım. 3228 kolektif güç yaptık. Dostlar yedeklerle birlikte ilk 11 bu şekilde. Valla son dönemlerde kurduğum ve heyecanlandığım en iyi kadrolardan biriydi diyebilirim. Ya ileri hattında kimleri çıkaracağımızı şaşırdık yani o derece. Bu arada bunlar da gördüğünüz gibi rezervde kalanlar. Nereden baksanız kaba taslak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 yani 40'tan fazla destansı var burada. 11, 23 de burada. Yani 60'ın üzerinde destansılı bir hesap açıkçası çok çok iyi. Instagram'dan benimle irtibata geçebilirsiniz. Serdar Cosar adresinden kanalın hakkında kısmında da yazıyor. Eğer buraya bir yere bırakmazsam. Dostlar güzel keyifli bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça